Samsun'un Çarşamba ilçesi Ambarköprü deneme istasyonunda silajlık mısır yayım projesi kapsamında 2016 yılında çeşit demonstrasyonu kurulan ekiliş alanlarını temsilen Tarla Günü düzenlendi. Tarla Günü, tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında yapıldı. Enstitü Müdürü Doktor Kibar Ak ve İl Müdür Vekili Nail Kırmacı etkinlikte birer konuşma yaptı. Doktor Kibar Ak konuşmasında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kibar Ak, Çarşamba ve Bafra lokasyonlarında demonstrasyona alınan Samada 07, Burak ve Ağ çeşitlerinin Türkiye'nin milli ve yerli ilk kamu çeşitleri olduğunu söyledi. Bugünkü program şu bakımdan önem arz ediyor. Araştırma enstitüleri veya üniversiteler bazı yenilikleri geliştirir, ortaya çıkarır ama bu işin bir yayımı ve uygulaması olmak zorunda. İşte bu proje enstitü tarafından geliştirilen çeşitlerin yayımcı kuruluş tarafından çiftçilere ulaştırılması noktasında önem arz ediyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı ise yaptığı konuşmada Samsun'un silajlık mısır üretiminde Karadeniz bölgesinde söz sahibi bir il durumunda olduğunu ifade etti. Kırmacı, Orta Karadeniz'de silajlık mısır tarımının %64'ü Samsun'da gerçekleşmesine rağmen Orta Karadeniz bölgesi ve Samsun ortalama silaj verimleri açısından ülke ortalamasının altındadır, dedi. Silajlık mısır yayın projesi bakanlığımız tarafından araştırma kuruluşları aracılığıyla sonuçlanmış projelerin hedefine ulaşması, hedef kitle dediğimiz üreticilerimize ulaştırılması çalışmasının bir ayağı için biz buradayız. Yayımcı kuruluş olarak biz buradayız ama artık Tarım İl Müdürlüğümüz bundan sonra sadece yayım işiyle uğraşmıyor. Yatırımcı kuruluş bir görevimiz de var. Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından Tarla Günü programı kapsamında demonstrasyona alınan Samada 07, Ağa ve Karadeniz Yıldızı çeşitlerinin ekili olduğu alanlar katılımcılar tarafından gezildi. Burada çeşitler hakkında proje yürütücüsü, enstitü personeli Ziraat Yüksek Mühendisleri Halil Kapar ve Erkan Özata tarafından bilgilendirme yapıldı ve çiftçilerin soruları yanıtlandı.